Netflix'in yeni reklamlarını gördünüz mü hiç dışarıda? Şimdi onlar altyazılı izlesin kampanyasını. Zaten geçenleri bir videoda söylemiştim. Hatta üstüne Netflix videosunu da yaptı. E madem öyle şimdi onlar altyazılı izlesin. Yani everyone çeviriyor, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyor. Ama bunlarla kalmadılar. Daha önce reklam afişlerinde de şunu yazdılar. Bak ya bizim Hakan muhafız olmuş The Protector. Bu şey demek değil mi ya? Bak hele sen bak. çen dizi çektiğinde adını da İngilizce mi yaptın sen gibi bir şey anladım ben. Yani yanlışım varsa düzeltin. Sanki daha önce dizilerimizi yurt dışında kimse izlemiyordu da Allah razı olsun elimizden tuttular. Onların sayesinde yurt dışında da dizilerimiz izlenir oldu. Hey Netflix. Ben burada Can Yaman dizisini eleştirdim diye orta yaşlı İspanyol kadınlarının linçini yemiş adamım. Yani evet ben de şokunu hala atlatamadım ama. Peki sizin o Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi satışı yapan ikinci ülke hangisi? Evet dizilerimize bakınca inanması zor ama Türkiye. Hatta 1975 yılında yapılan Aşkı Memnu 1981 yılında Fransa'ya satıldığında ortada daha ne yoktu? Netflix sen mi büyüksün biz mi büyüz gibi bir şey oldu ama demek istediğim şu dizileri ve filmleri 192 ülkede yayınlayabiliyor olmak değil marifet. Marifet ne kadar iyi olduklarında. Yoksa ben de burada konuşuyorum. 192 ülkede izleyebiliyorlar. Hatta benim Leyla Everlasting videomu Vanuatu'da 10 kişi izlemiş. Dolayısıyla mesele ülke meselesi değil. TV series diye verdiklerimize onların are you serious diye cevap vermemesi. Çok yaşa. Gelelim o zaman Netflix yerli dizilerinin en yenisine. Sanırım bu dizi altyazılı ya da dublajlı fark etmez. Hakikaten biz değil onlar izlesin diye yapılmış. Çünkü milyon kere izlediğimiz senaryoyu tekrar izleyelim diye bize yapmamışlardır diye düşünüyorum. Ta Kemal Sunal filmlerinden bu zamana kadar onlarca filmde hatta Recep İvedik'te de bile kullanılan bir mahalleyi ya da bir kısmını müteahhitlerin elinden kurtarma konusu Netflix dizisi oldu a dostlar. Ha şimdi şuraya yıldızam. Bakın bundan tam 2 sene önce 15 Ocak 2019 tarihli Türk komedi filmi Nasıl Yapılır aldı videomda ne demişim? 3. Sıcak bir mahalle havası yaratıp insanları sıcacık olan o mahalleyi ya da mahalledeki bir noktayı müteahhitlerin elinden kurtarma. Ve işte bu kurguyu bu sefer Leyla ile Mecnun gibi efsane bir işin senaristi yazdı. 50 metrekare bu arada o Twitter'da gördüğünüz ikinci bölümün 23. dakikasından bildiriyorum şu ana kadar çok iyi. Diyen etkileşim fetişlerinden değilim dizinin tamamını izledim. Çıktığının ertesi günü ama siz de bitirin diye bekledim. Ha bir de bu kanal açtığımdan beri bana en çok sorduğunuz sorulardan biri de bu. Bu kadar diziyi gerçekten izliyor musun? Yok dijitaldekileri izliyorum da televizyondakiler bana malum oluyor. Normal böyle dururken bir de ay 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 diyorum böyle yine bir konakta bir gelini dışlıyorlar. Tabii ki izliyorum. Yani evet bir bölümü dört tane İngiltere Zanzibar Savaşı kadar süren televizyon dizilerimizi düşününce inanması zor ama gerçek. Normal şartlarda bir başkasına bu kadar dizi izlesen buradakini çıkartıp buraya alması gerekir diyeceğim ama zaten izlerken öyle yapması gerekiyor. Ben de ne yapayım onlardan olmamak için gerçek hayattaki gündemi takip edip hop dünyaya geri dönüyorum. Bunun için de bir haber kanalı izlemek zorunda bırakmayan, günün herhangi bir anında Türkiye ve dünya ile ilgili gerçekten bilmem gereken ne varsa bana bildirim olarak gönderen bir uygulama kullanıyorum. Hatta sadece gündemi değil, dizi ve filmleri de. Mesela dizileri normal şartlarda cuma günü yayınlamasına alıştığım Netflix'te çarşamba yayınlanan 50 metrekareyi de bana hatırlattığı gibi. Zaten uygulamayı bilmeyen çok az kişi kaldı ama ben yine de söyleyeyim Tabii ki Bundle. Bundle'da Sinema TV'den 5 kaynak eklediğim gibi gündemden de 14 kaynak ekledim. Onların da hepsi burada. Aynen bilim, sanat ve teknoloji haberlerini de ayrı ayrı aldığım gibi. Yani takip etmek istediklerimin tamamını kategoriler halinde tek bir yerde toplayabilen bir uygulama. Tabii ben çok fazla kaynak eklememişim ama farklı konulardaki kaynak sayısı da binlerce. Benim yıllardır kullandığım ve cep telefonumu değiştirdiğimde kurduğum ilk uygulamalardan biri olan Bundle'ın Yeniden bu kanala sponsor olması da ne hoş. Eğer siz de Bandalı telefonunuza indirip kullanmak isterseniz uygulamaya giden kestirme yol videonun açıklama kısmındaki linkte. Dönelim diziye. Hani şu alt yazılı izleyen onların kötü karakteri buyken müteahhitten kötü adam yapan anlayışımızın yeni ürünü 50 metrekare. Dizi yine kötü olduğunu viski içmesinden anladığımız adamlar ve sıcak mali insanlar arasında kalan bir adamın kötülükten iyiliğe uzanan yolculuğunu anlatıyor. İyi olduğunu nereden mi anlıyoruz? İşte viskiden çaya geçiyor. Geçmişini unutan ve ailesini kaybeden bir adamı yani başrolümüzü kirli işler yapan bir adam büyütmüş. Adını da gölge koymuş. Hatta kötü adam cinayet gibi kirli işleri de bu gölgeye yaptırmış. Ama daha sonra gölge bu adamın yanından kaçıp sıcak insanların olduğu bir mahalledeki terzi dükkanına saklanıyor. Niye ki derseniz? Çünkü kötü adam da onu öldürmek istiyor diye. Bilmiyorum belki de kötü olan şey oyunculuğudur diye. Ona engel olacaksın. Bu adamı öldür. Tıpkı diğerleri gibi. Eğer eğer Gülge gerçeği öğrenirse, gerçeği öğrenirse... Abi şimdi yanlış anlaşılmasın yorumlar bir oyuncunun ya da bir senaristin bütün kariyeri üzerine değil bir sahne ya da ortaya çıkan iş üzerine. Neyse başrolümüz neden bu terzi dükkanını seçti diye sormayın uzun hikaye. Ama bir de o mahallede bütün insanları kendine borçlandıran ve kötü müteahhitlerden emir alan bir başka kötü adam da olmasın mı? Daha sonra o müteahhitte kahramanımızın kaçtığı diğer kötü adam çıkmasın mı? Ya tamam şimdi dizinin adı 50 metrekare de yine koca İstanbul'a tebinilen binilen metrobüs muamelesi yapan bu kaçıncı dizi oldu bilmiyorum. Zaten saymayı da bıraktım. Hmm, bereketi kaçıyor. Döndük yine milli süper kahraman modelimize. Dediğin gibi gölge tek başına kahraman değil ama kahramanı kahraman olma yoluna iten herkes de kahraman oluyor ya Hı -hı. günün sonunda. Öyle. Herkesin kahramanı sensin herkes de kendi için bir kahraman madem öyle. Gibi. Gibi. Durun ben size o zaman dizinin türünü anlatayım. Çünkü işin o kısmı kahramanlık meselesinden daha karmaşık. Gerilim ve drama türünde geçen dizinin içinde böyle damlalıkla da verilen komedi de var. Ve dizinin en iyi yanı da zaten Cengiz Bozkurt'lu o komedi kısmı. Doğruya doğru. Dizi izlerken bugüne kadar gülebildiğim ilk Netflix yapımı oldu. Ama genel anlamda daha anlaşılabilir olmak için türü şöyle özetleyeyim. 50 metrekare, bildiğiniz bir yakışıklı erkek, güzel kızla televizyon dizisinin Netflix'e veriyoruz diye acık daha kasılarak yapılmış hali gibi. Dur dur daha açıklayıcı olayım. Sanki Çukur'u izliyormuşsun da arada kanal değiştirip kardeş payına da bakıyormuşsun gibi. Ama şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani komedisi absürt, geri kalanını nereye sürtersen sür tadında değil. Diğer yerli Netflix yapımları gibi üzerine Britney Spears kaydedilmiş Ümit Besen kaseti gibi de değil ama. Heh buldum. Bayağı bildiğiniz uzun yerli televizyon dizisinin kısası. Bu da büfe sigara tarif ediyor gibi oldu. Neyse işte bana göre özellikle başları akıcı ama sonlarına doğru süresine rağmen yokuş yukarı araba ittiriyormuşum hissiyatı veren bir dizi olmuş 50 metrekare. Evet dizi 40 dakikalık bir yerli televizyon dizisi gibi mahalle, mafya, aşk dizi bir bitiyor. Written and created by Burak Aksak. Garp kafasıyla araba yaptık, şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk tadında bir değerlendirme olarak görmeyin ama bunu ne olur. Ya da siz bana hiç bakmayın. Bilmiyorum artık sanırım bu benimkisi yerli dizi tiki. Yakışıklı erkek ve güzel kızı dudak dudağa gördüğüm zaman o dudaklar böyle büzülüyor ya. Heh, ben de içi atık, içime büzülüyorum. Bir de bu ikili önce birbirine gıcık olup sonra aşık oluyor ya. Glüteni var daha ne olsun. Senin şu an tek derdin glüten mi gerçekten ya? Hala derdi gluten. <laughs> bu da sana göre bir şey yok. Glütenli her şey. Merak etme glütensiz. <laughs> <laughs> şey kek ama glütensiz. Dikkat spoiler. Tamam. Bütün tikler attık mı? Yaz. Sezon sonunda birbirine silah kaldıran adamlar tam ateş edecekleri anda sahne kararır. Bir silah sesi ve ça. Sezon biter. Nasıl? Ya, tamam dizi kamerayla çekilir gibi bir şey oldu ama olsun. Özetle ne oldu? Kesin izleyin diyemesem de Netflix ortalamasında bir dizi oldu. Bir de Netflix'te onlar gibi süper kahraman vardı. Bir de bizim usul bir süper kahraman oldu. Ya da bir başka deyişle umudumuz hala Şaban ama yıl 2021 oldu.